çok yanlış anladığı için yine kuzenini korumak adına kuzeninin babasına bilgi veren bir insan. Şimdi kızımız bir kez sizinle özellikle konuşmak istiyor yayından sonra. Çok daha geniş anlatmak için. Ama bu kızımız önce Afyon Karahisar'da bir okula başlıyor. Biliyorum, şimdi eğitim hayatını tamamen hani konuşmak istemiyorum. Biliyor musunuz? Evet, evet. Yani baba baskısıyla, baba baskısıyla Antalya'ya geliyor. Sonra Kıbrıs'a geçiyor. Bu kız 6 yıl boyu... Avukat, düzgün konuş. Avukat! Avukat, ya, düzgün konuş! 6 yıl boyu... Bir şey demiyor. Avukat, baba baskısı... düzgün konuş! Ahmet amca, baba baskısına mı kızıyorsunuz? Yok, ha bak, şunun konuştuğu kelimeye bak ya avukatın. Sen kimsin lan konuşuyorsun öyle? Ahmet amca, nereden lütfen biliyorsun sen benim ne olduğunu? Kız... Ahmet amca, lütfen yerine nereden biliyorsun sen benim ne olduğunu? Ahmet amca, lütfen bak. Olmaz. Ya arkadaş yanlış konuşuyor. Ne yaptım ben lan? Dersini çok çalıştı. Afyon'dan şey geldi, Akdeniz'e geldi. Ben baskı mı yaptım? Ne konuşuyorsun sen? Bilip bilmeden. Başarısından dolayı mı? Başarısından dolayı tabii ya. Ben bir şey yapmadım. İşte yerde kuzun İstanbul, İzmir. Bana ne? Kıbrıs'a gitme dedim ben. Ben bütçem yok benim dedim. Her şeyi söyledim. Bu tek tek kalem tuttu bana. Ha böyleyse tamam git kızım yaparım dedim. Ben milyoner değil ki ya Kıbrıs'ı böyle... Sen ne konuşuyorsun lan? Yani lütfen Ahmet amca, üslup yalnız. Baskı yapıyor muydunuz? Ne baskısı yapıyorsun ya kardeşim ya? Ya işte yani tek sığındığı... İşte bu gelmiş gel gel diyor. Konuşsana kızım sen, konuşsana. Dilin yok mu? Hani 26 yaşındasın, ayakta duruyor mu ya? Dur hadi! Avukattan durma! Ben buradayım, ben buradayım. Ölmedim daha ben, ölmedim. Arabamı evimi satar, yine kurtarır seni. Ahmet'in Mehmet'in lafını gitme. Ben buradayım. Sen geçmiş olsun diyecek mi? Yine. Doktor ne dedi bana? Gelme amca dedi ölürsün. Be. Beni aramazsan annem arıyor. 80'in geçti diye. Sürünüyor ağlıyor ya. Yazıklar olsun vallahi yazıklar. Yazıklar olsun. Kalbim küt küt atıyor yine yemin olsun kalbim küt atıyor. Ha dayanacak. Ayakta şimdi... gelecek halim yok yemin olsun ya ayakta dikecek halim yok ya. Ahmet amca. Tamam hayır. Şurada şu sandalye senin yanına otursun. Şuraya oturur musunuz lütfen? Ayıp ya. Bilin, Afyon'dan baskı yaptı diye bana ya. Vallahi teşekkür ettim. Tamam. Çocuk çıktı geldi ya. Sakin. Sus sus deme kardeşim. Doğruyu konuşuyorum ben. Ben onun için canım feda ettim. Utanıyor insanla. Babacığım geçmiş olsun diyecek diye sağmışlık diye bekledim seni. Hiç şey değil, yemine sokmak. Ay yıktı beni. Şimdi gözlerim yaşı akmıyor artık, bitti. Bir ay aktı, yemin olsun yaktı. Otellerde görsen ağlay 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 ağlay. Ya ben bu hallere düşecek insan mıydım ya? Bütün Akdeniz... Babanın yerini dolduramamışımdır yani. Gelsin bakalım bir abi ya, avazımız neredeymiş bir buçuk yıldır. Her şeyin yalan ve iftira attığını söylemeye geldim. Ben çok zor durumdaydım, tamam mı? Sen bana şiddet uyguladın. Yalan söyleme, yalan söyleme. Hayır, zor durumda. Hayır, yalan söyleme. Geçer misin? Zor durumdaydım, ondan yardım istedim. Hoca falan da değildir. Radya, zor durumda bana yardım eden bir insandır. Sen ses kaydediyorsun ki kaç aldın bana okudu. Çok iyi hissediyorum. Siz ayıp olmasın diye geldim. Teşekkür ediyorum ama şöyle gel. Sizi ilgileniyorum, böyle bir annem de yok. Vekaletname gönder dedi bundan kaç ay önce. Hı-hı. Adresi de burada. Hı-hı. Tamam mı? Annem de kardeşlerim de biliyordu. Anne oldu şimdi mi aklına geldi? Vekalet gönder, miras paylaşacağız. Aha biliyordu bu kadın benim nerede olduğumu. Ha? Bana da burada adresi. Ya.
Senin yerini biliyor, adresini biliyor, Bağcılar'da olduğunu biliyor. Görüşmek ama istedim. Hayatında... Benim böyle bir ailem yok. Siz ayıp olmasın diye buraya geldim. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Söylediği her şey yalan ve iftiradır. Şunu hakkındaki bu istiyorum. İddiaları... Türkiye önünde evet. Ailemin yaptığı rezillikten dolayı, terbiyesizlikten dolayı Kadir Arbım ailesinden özür diliyorum. Hepsi ha. Çok dürüst, efendi çok iyi insanlar. Allah onlardan razı olsun. Kadir Arbın'a mı sahip çıkmadı? Onlara sığındım. Peki onlar Kadir Arbın'a mı şu anda sığındın? Onlar sana sahip çıkıyorlar. Hayır. Zor durumdayken ben onlara sığındım. Allah razı olsun. Bu kadın beni evden kovdu. Peki ilişkiniz var mı? Bu kadın beni evden kovdu. Bu kadın beni evden kovdu. Çok zor durumdaydım. Ona sığındım. Yardım istedim. Bana yardım ettiler. Ben daha sonra zaten maddi olarak da yardım ettiler. Benim evim ayrı. Çalışıyorum. Sana nasıl sahip çıkıyor bu insanlar? Kadir Argun, Hasan Argun ve ailesi. Bu kadın beni evden kovdu. Şiddet uyguluyordu. Elimden zorla paramı alıyordu. Ben yalan artık buraya kadar... Bunların baskılara dayanamadım. Kaçtım. Ya, İstanbul'a evet, geldim. Ona sığındım. Yardım istedim. Allah razı olsun. Nasıl yardım buldun ettiler. Koca? Antalya'dayken koca. Diye biri var ya hayatınızda. Ferah, Rabia seninle Kadir'in ortak noktası. Ferah'ın eşiyle Kadir Argun arkadaşlar. Sen koca Antalya'dan koca İstanbul'a nasıl buluştunuz bunu anlayamadım. Çalışıyorsun. Şimdi ben konuşacağım. Türkiye sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bir yarım saattir Mevla beni yerden yere vururken iyiydi. Şimdi ben konuşacağım. Valla sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye duvardan duvara vuracak. Salih sen bunun farkında değilsin ya. Beni istediği gibi vursun. Ben söylediklerimi söyleyeyim. Beni yerden yere vursun Türkiye. Ne söyleyeceksin? Şimdi Mevla'ya sorar mısınız? Neyi sorar mısınız? Bu duruma gelmemizin sebebi nedir? Bu duruma gelmenizin sebebi evet. Mi? Beraber Nülüfer'le olmanız. Ben cevaplayayım. Hayır, hayır. Evet. Nülüfer'i bırakıyoruz. Nülüfer yok. Hayatımda evet. Hiç yok. 7 ay önce de yoktu evet. Nülüfer. İlk gün geldiğinde evet. Bunları niye söylemedin? Şimdi ben evet. Herkesin... Ben senin yanına geldiğinde bana ne dedin sen? Ne dedin? Nülüfer, ne? Bana... Şşş, hayır, Nülüfer. Bana ne dedin sen? Nülüfer. Gözün iş... Baba bağlanacakmış. Baba biliyorum. Allah senin yolunu yine de... Önce uzak dur. Ben boşamıyorum. Ha? Boşamıyorum ben. Ben zaten sen de boşanalım mı niye, demiyorum. O Mevla'nın kararı. Evet. Bilemem. Mevla seni 3 gün sonra da affeder. Ben niye hiç karışmam. Hiç karışmam oralarına. O Mevla'nın kararı. O düşünecek, taşınacak. Cinden ama hazır. Seninle bir cinden daha hazır. Aynı eve girmek, ben bir kadın olsam, Mevla'nın yerinde olsam mümkün değil. Bak mümkün değil. Esra Hanım, süre bitti Salih artık. Bey açıkça diyor ki buranın dışarısı da var. Ben mecburum Mevla ile barışmaya diyor. Açıkça niyeti bu. Hayır, buranın hayır. Dışarısı da evet. Evet buranın dışarısı da var dedin Esra az önce. O şimdi konuda mecbur diye düşünmüyorum ben kesinlikle. Bugünden itibaren stüdyoya çıkmak istemiyorum. Benim daha konuşacak hiçbir beni şeyim yok. Beni görmek istemiyor musun? Daha çıkmak istemiyorum ablacığım. Tamam konuşuruz benim bugün seninle. Son günüm. Yarın görüşeceğiz. Mevla kararını açıklayacak. Sevgili seyirciler gene geldi o terli. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sen niye üzgün duruyorsun? Showmen reziller. Bunlar hain dünyayı dolandıran şebekeler. Bunların yaptıkları şebekelikten başka bir şey değil. Hele Salih benim yeğenim olmasından dolayı gerçekten utanıyorum. Olsun be sen. Şimdi bigara. Teyzem çekti. Teyzeniz? Evet. Bize ilk baştan şaka yaparak dedi, bir şeyler söyleyeceğim, ciddiye almayın dedi. Önden konuşmuştu zaten, video çekeceğini biliyorduk. O yüzden rahattım yani. Size değil. Şebeke dedi. Evet. Dolandırıcı dedi. Dedi. Hain dedi. Dedi. Bunlar şaka yolu dense bile siz buna gülerek mi cevap... Zaten Esra abla ben anlamıyorum verdiniz. Şu an videoyu atmış ama bize onun öncesinde zaten bizimle konuştu. Video çekeceğim dedi. Videoyu dedi...
videoyu çekeceğim. Ben de size bunları söyleyeceğim. Kızmayın dedi. Zaten şakayla söylüyorum dedi. Videoyu çekti. Ben o yüzden ciddiye almadım. Hatta onun yanında kaldık dün akşam zaten. Bir insana şaka yolla bile hain, dolandırıcı, Allah, sahtekar dese buna gülerek tepki verir mi ya? Ben ciddiye almıyorum abla. Esin istediğini söylesin zaten. Hayır yani. Ulan abi kız oldu kız. Kocana aynıymış. Yazıklarsın kız. Yaptırın bu oğlanı şöyle. Allah Allah. Allah. Hayır, hayır. Çıkartın, çıkartın, çıkartın. Hayır, lütfen. Çıkartın lütfen. Çıkartın. Hak etti mi? Bırakın. İlk mi defa öyle bir şey oldu. Eşeklik yaptım, özür diliyorum diyorum. Herkesten daha ne istiyorsunuz Esra Hanım? Ben size yani ne diyeyim size? Yetmez öyle. Sakin. Aynı lütfen şeyi ya. Zekiye Sakin Hanım yapsaydı tavrınız ne olurdu? Konuşuyoruz. Ömer Bey aynı şeyi cevap Zekiye Hanım yapsaydı. Cevap ama vereceksiniz. Vermiyorum. Verin ama ya bir düşünün ya. Siz hayatınız boyunca çalışmaktan... Az önceki arkadaş gibi söylüyorum. Zekiye Hanım bırakın gitsin. Hayır öyle bir durum bırakıp yok. Bırakıp gitsin. Öyle bir durum yok. Bu saygısızdır. Yalnız bir tek Zekiye ya. Hanım kontrol sakın edebiliyor. Vallahi bravo. Olduğu yerde şu yüzüğü de şöyle koyayım. Yazık günah yani. Açık platform. Sen de. Ne demek bir saniye bana, yani? Ama Esra dakika, Hanım artık bizim de buramıza de, kadar geldi. Onlar çıkmıyor ya. Sen bana dediklerine bak önce. Rica ediyorum. Sen bana dediklerine bak önce. Sakin. Madem bu kadar kendinizi değerleriniz var en başından yapsaydınız ya. Buyurun kiminizi. Zeki Hanım karışmayın. Çıkın sonuna kadar beklemek hayır sorunlu. Buyurun kaçmak çıkın gidin. Çözüm değil. Zeki Hanım tek kelime lütfen söylemeyeceğim. Buyurun çıkın gidin. Lütfen. Buyurun Ömer Bey. Lütfen. Ömer Bey buyurun. Az bir hatırım kaldıysa lütfen Ömer, saygısızlık yapamazsın yayına. Siz tutar mısınız? Siz çıkartabiliyorsunuz. Buyurun çıkın gidin. Lütfen. Siz burada benim için kalmıyorsunuz. Yapma. Siz karınızdan af dilediğiniz için kalıyorsunuz. Ben af diliyorum. Bir de birlikte olduğunuz kadınla ilgili öyle iddialarda bulunuyorsunuz ki siz şunu hissediniz. Ben döndüm Zekiyem'den af diledim. Bir de öbür kadını hemen onunla ilgili akıl almaz iddialarda bulundum. Oh pürü pak kendimi de akladım pakladım bitti. Karşı taraftaki de insan. Ben buradan çıktıktan sonra. O da hakkını savunacak. Ben buradan çıktıktan sonra o iddialara resmi evraklarla gelirim buraya merak etmeyin. Hangi resmi evraklarla ben geleceksiniz? Ben resmi evraklarla Ömer Bey, gelirim. Ömer Bey, resmi evrak falan yok. Sadakat hayatınızdaki kadınları harcayamazsınız. Benim kızdığım bu. Deyin ki karşınızdaki insana, sana bir haksızlık ettim. Ben başka hayır, sana haksızlık hayır ettim. Musun? Seni de hayır mağdur musun ettim. Evet, ben bir yanlış yaptım. Yanımdaki kadını da mağdur ettim. Beni affedin demeniz lazım. Evet. Özür dilemen gerekiyor. Ben eşimden özür dilerim ama o... Ondan da değil. Hayır Özra Hanım ben de ondan da gerekir. Sen benim eşim nesin ya sen... Eşim de olmasa beraber yaşadım ya belli bir süre. Ya bir sus. Sus yeter artık. Yaptığın terbiyesizlik, hadsizlik. İki kadınla nasıl mağdur ettiğin belli. Çirik kefleşme yine. Çirik kefleşme. İstediğim kadar çirik kefleşirim tamam mı ben? Hak ettin sen. Daha dikkat kötüsünü edin de hak ediyorsun. Aslında ne... Serap Hanım'ın ne de Ömer Bey'in burada ne karar verici önemli değil. Yaşanmışsınız. Kendi iradenizle yaşanmış ortalık. Bana bunu söyle. Bu kadar peki, çok hayır, harcamasınlar. Hayır şunu ifade etmek istiyorum. Efendim? Söyleyecek bir sözünüz var mı yoksa ben Büşra ile konuşabilir miyim? Büşra konuşmak istemiyor. O da. Ama lütfen söz hakkını ve cevap hakkını kullansın. Tamam. Büşra gel buraya bitirelim. Bitsin bu kız. Yoruldum artık. Bir babaya yapılmaz bu. Yoruldum. Bitsin gitsin. Düş yakamdan istemiyorum.
aslında Aytaç'ın programa gelmesi ve başvurması Büşra'nın da büyük hayrına, anlaşmalı boşanmak istiyorsa. Büşra Hanım, biz ne dedik biliyor musun? Bak, şimdi Büşra iş açık diyeyim. Şimdi bu diyorsun ben ki hayrına diyorum. Ben Büşra'yla konuşabilir miyim bak, Mustafa Bey? Çok daha uygun olur. Tamam, bir saniye. Siz diyorsunuz ki biz dedik anlaşmalı boşanma gidelim. Biri 0-3, 1 yaşında, biri 2 yaşında. Dedik ki 15 gün boyunca çocuklar, 15 günde bir, 3 gün boyunca çocuklar annesi görsün. Geri kalan 15 gün sen dursun. Bu ona gelmedi. Siz mi karar verdiniz buna? Sen kimsin Mustafa? Kimsin? Kimsin? Benim çocuklarım hakkında karar verecek. Kimsin? Mustafa Bey, siz Aytaç'la Büşra'nın evliliğinde aslında bir hitsiniz. Yani, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sen nasıl benim çocuğuma sahip çıkıyorsun? Bir dur ya. Sorabilirsiniz ablam. Tabii bak, annesi karşıda. Buyur teyzem. Dinliyorum seni. Sen benim çocuğumu ne diye evine götürdün? Ben ailemin yanına götürdüm. Yani kendi çocuklarımın neden içine götürdüm. Neden de götürdün? Niye karakola götürdün? Tamam, bu götürdün ilk ay evinde sakladın bunu. Niye saklasın? Saklama işi yok. Yani evinde hayır, doğdu. Ne haklan? Annesi miydin? Değildim. Değildin. Tanıyor muydu seni? Tanımıyordum. Akraban mısın? Tanımıyordum. Değilsin değil ama mi? Ama haline acıdım. Yemin ve ederim. Ben yaptım. Nereye seni yapamadın? Sen dört aydın neredeydin? Sen neredeydin? Kimsin? Kimsin? Lütfen oturur musunuz? Geçen kimsin? Geçen kimsin? Sen çıkamazsın. Ben 3 aydır dışarılarda çocuğum diye melerken sen koynunda yatırıyorsun. Ne hakla? Sen demiyor ben musun kötülük ki kızım? Mi yaptım? Yavrum, ben insanlık yaptım, insanlık. Yanına git. Etme böyle. Ayıptır. Çok konuştu. Diyor ki ben de senin sahip çıkmadığına diyor. Ben sahip çıktım diyor. Ben kötülük yapmadım ablacığım. Peki. Sen ne biçim insansın yani. Ya? Sen bunu bana söyleyemezsin. Söyleyemezsin bana. Çok ileri bana. Gidiyorsun teyzem. Ben kötülük yapmadım. Sen diğerlerinden hesap soramıyorsun da benden neden soruyorsun? Söyleyemezsin o kelimeyi. Sen sahip çıkmadın. Ben sen kötülük yapmadım. Ben. Şimdi Aysel Hanım'ın pardon Gülcünüz Hanım'ın çok haklı bir isyanı var. Ben 3 aydır çocuğumu sokaklarda ararken ve siz çok ağır bir cümle kurdunuz. Ya Allah'ım sen bana yardım et. Dediniz ki senin yapamadığını ben yaptım. O kadın 3 aydır sokaklarda çocuğunu arıyor. Kaç çocuğunuz var? Benim 7 tane 5 oğlum 2 kızım var. Biri zaten evet. Yanımda. Eve de geldiler. Beni almaya Caner abi gelmişti. Benim çoluğumu çocuğumu bana da gördü. Ben sen, bir ailenin içinde yaşıyorum. Ha, bir tane yanımda özbeyim var. Diyor, ben bir saniye diyor. Ablacığım. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Allah'ım kalbim duracak. Beynim duruyor Allah'ım. Sen ne biçim bir insansın? Ben kötü bir insan değilim. Sen ne? Sen insan olsan senin evladını ben bulsam o şekil alsam sizin onu anında 7 çocuğunuz var değil mi? Evet 7 çocuğum var. Orada İsmail neyiniz oluyor? İsmail benim ikinci eşim. Kaçıncı? İkinci eşim. İkinci eşiniz. 7 çocuğum var. Çocuklarından biri kaçtı. Sen oradasın. Gülcinaz diyor ki senin yapamadığını ben yaptım Aysel. Senin çocuğuna sahip çıktım diyor. Ne yapardın? Ablam şimdi 3-4 aydır bu kız kayıp. 2 aydır yanımda ben 2 aydır kayıp bir şeyini görmedim. Ne zaman geldi yanınıza? Benim yanıma yılbaşından neçe sonra geldi. Yani onun da birinci ayın ya onunda geldi ya 9'u ya 10'uydu. Çünkü ben kızımın hastaneden götürdüm. Meydanda zaten ya meydana yakınım vicdan ben. Vicdana devlet hastanesinden olan götürdüm. Bunu eve mi? Doğru gidiyordum. Meydanda bunun ağlamasını gördüm. Açık konuşayım. Benim eşim bana başta kızdı. Kızım dedi yanaşma. Hı hı. Hatun dedi yanaşma. Kim bilir ne dedi. Çünkü yani abla dedi, ben dedi önce giyimi kuşamı uygun değildi. Değildi yani. Hı hı. Çok kötü bir şekildeydi. Tanımlamayı da çok ağlıyordu. Güzel yaptınız. Daha önce öyle bir bayanla karşılaştınız mı? Ya biz... Gideceğim yoktu. Geldiler bana gönderin. Geldiler. Ama bir şey söyleyeyim mi? Geldiler. Birgül Hanım. Gelir. Getirdi 46 değil ben 66. Tansiyon ölçülürken... Şimdi Birgül Hanım bir de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü internette, sesini de alalım. İnternette tanıştı o adam. Ona büyük vaatlerde bulunuyor. Seni şöyle yaşatacağım, böyle yaşatacağım. Elini işte soğuk suya da soğuk, sıcak suya da sokmayacağım. Hiç ellerimizi yıkamayacağız. Pislikten öleceğiz. Bir şey. Öyle büyük bir vaat var ki.
Nasıl yaptınız Fikret Bey bunu? Ben hala oradayım. Ben ona hiç bu vaatte bulunmadım. He? Sadece ben çalışan biri olarak kendimi tanıttım. Dürüstçe kendinizle ilgili her şeyi anlattınız mı? Sadece evli olduğumu sakladım o anda. Sadece evli olduğumu sakladım o anda. Soy isminiz? Onun için hepsini söyledim. Yıldız soy mı Yılmaz mı? Yıldız. Niye farklı bir soy ismi? Niye öyle? Para gönderecektim sana. Kendi şeyini, hesabını niye vermedin? He? Bağırma. Benim paramı ödün lan! Öde! Yatır benim paramı! Ver benim paramı! Ay vallahi. Benim paramı! Bir gün anam. Bir gün. Cehennemin dibine kadar yolum var inşallah. Şimdi, senin var. Neredeydin bu yıllar? Bir yıldan beri beni mağdur oturun. Ettin. Bir süre Zeynep'le beraber yaşıyor. Siz Zeynep'i kaç kere gördünüz? Ben Zeynep'i görmedim. Televizyonda görmüşüm. Başka görmemişim. Görmediniz. Hayır. Tüm bu iddialardan sonra... Dükkana geldim diyor ya. Elini vicdanına koy konuş. Dükkanın önüne geldim. Elini vicdanına koy. Ya ben koy senin konuş. Vicdanla konuşacak burada benim bir halim yok. Niye? Ben kendi vicdanıma konuşuyorum. Niye? Bağırma orada. Parmak koy, sallama bana. Kesin. Elini vicdanına koy konuş. Bir dakika. Lütfen. Oturur musunuz? Bir dakika. Senden korkmuyorum. Ben korkmuyorum. Senin gibilerden asla korkmuyorum. Bekleyin. Yok. Aysel Güngör, Nezir babalı Bey. Babalı oğlu kaçın bakalım. Bakın. Ben sizin peşinizi bıraktım. Oturun oraya. Ben soracağım. Hadi bakalım. Nezir Bey. Aysel Güngör oğlunuzun ismini veriyor. Haksızsın. Diyor ki. Bir dakika. Erkeği varsa erkek bak bu işin cinsiyeti yok. Ortada çocuklar var. Kadına karşı saygımı bak terbiyemi bozmuyorum. Kadın erkek önemli değil. Ben terbiyemi Nezir bozmuyorum. Bey, bana parmak... Dinle. Susturur musunuz lütfen? Gel iki dakika gel. Nezir Bey şuraya oturun. Hayır şurada dursun. Her ne zaman ilk geldiği hasta iyiydi. Dedim ki baba o kadar iyi bir avrada düştü ki dört dörtlük bastı. Nasıl ilk hasta? Siz ne yaptınız? Bana saldırdınız, dövmeye kalktınız. Seni yerlerde sürükledi, saçını yoldu. Bak kendini zor tutuyorum. Yemin ederim. Benim uslubunuz, beni dövmeye kalktı. Kibar Hanım, uslubunuz. Benim şikayetlerim beni, var ya. Çok... Benim dört raporlarım var ya. Şu an Kibar Hanım, benim. Bakın. Bunlar orada da bana Kibar böyle Hanım. Yapıyorlardı. Kibar ben Hanım. Ben sonuçta bir bayanım, bir kadınım ya, bir anneyim. Şimdi kadın olmanız ve bayan olmanız bir ayrıcalık tamam, olabilir ben bir ama yaptım, gittim, şunu evlendim. Kibar ama Hanım, bak, ben o sevgilimle Kibar Hanım, kaçmadım, bir kere onu uslu... terk etmedim. Sizi hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Siz var ya... Size zarar verecek olan adamı paralarsınız. Öyle bir kadınsınız siz. Hayır. Paralarsınız. Ya boş boş alkış yapmayın. Paralarsınız. Kibar Hanım bir kere uslu. Hey hey. Hangi damarınıza bastı? Beş tane kızı beni... Bak Fadime Ana onu şey içine koymuyorum. O değil, bu dört kızı Mustafa. Kibar Hanım sorumu tekrarlıyorum. Cin gibi bir kadın olarak. Evet. Evi barkı, fareler, yuva yapmış. Bir ev olduğunu söylüyorsunuz. Ya ben bir yabancı olarak onların içine neden gittim. Neden bu adamla evlendiniz? Ben kızımı işte Batuhan, işte Rümeysa'yı öldürecek, evet. Onu yapacak, asacak, kesecek. Bak. Ben evdeydim. Böyle bir ben evdeydim. Bulunmadık. O zaman Ersin Bey sanki sıcak kesecek. Hatta ben benzinlikte falan da oturdum. Hani abilerimle çay kahve içtim. Ben evdeydim. Ben bunu yapacak bir adam olsam hani sağa sola haber veririm değil mi? Zaten madem evden benden kaçıyorsun. Madem benden kaçıyorsun. Niye karakola gitmiyorsun kızım? Benim evim belli, yurdum belli. Kaldığım yer belli. Gitti o zaman de, tamam. En son gitti. Gelsinler. Evden ben kovduktan sonra o zaman sonra polis gitti. Gelsin ben beni alsın ya. Kira kontratı onun tarafını kovdun. Benim kontratını kovmam gerekiyor. Söyle. Kontratı değil bir dakika dur. Kovmakta değil. Kız bir geceleri kovdu. Dışarıya çıkıyordu. Ben rahatsızım. Ben de en son annesine dedim ki. Hatta biz ben size akşam 7'de bir saniye. Söyledik. Bir biz saniye. Bir saniye ya. Ben kızın annesini aradım. Dedim ki akşam 7'de eve gel.
Kızını al götür. Ben senin kızınla baş edemiyorum. Sorumluluk alamam. Aynı şekilde Rümeysa'yı aradım ya da mesaj attım. Saat 7'de eve gir. Saat 7'den önce eve girmesini istemedim. Neden istemedim? Çünkü sağ olsun benim eşyalarımı da götüreceğini biliyordum. Götürmüş. Saat 6'da niye o Batuhan beni aracılıklardan geriye gelme buraya. Dur bir dakika ya. Bir dakika gel. Yalan konuşuyor. Yalan konuşmayı anla. Yalan konuşmayı anla. Oturun. Oturun yerinize. Oturur musunuz yerinize? Oturun yerinize. Ben götüreceğim. Oturun yerinize. Bizim en büyük şahidimiz Allah. Ey yüce Mevlam, sen hepsini görüyorsun zaten. Bizim en büyük şahidimiz Allah. Yüce Mevlam. Tamam. Sen sağ ol. Yok. Korkun yok ki senin. Ne konuşuyor? Şimdi yüce Mevlam hepsini görüyor da. Rica ediyorum. Oturun. Bakın. Anne kalkma. Batuhan şunu anlamıyoruz. Bakın çok özür dilerim. Ne olur 2 dakika durun. Susar mısınız? Bir evden dakika. Evden kovunca ben kötü oldum, anladınız mı? Hakaret ettiniz. Çok ağır bir kelime kovmadım kullandınız. Ağzınızdan çıkanların hepsi okunuyor da duyuluyor da. Şimdi avukatınız ben... Esra abla ben açabilir miyim? Şimdi ikisi bugün yan yana. Esra abla. Yani ne olarak oturuyorlar? Ben onu merak ediyorum. Bir soru sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Senin Hatice Hanım. Ver cevabını. Hep soru bu sana. Cevabını ver. Kameraları tanıma, beni tanı. Cevabını bekliyorum. Ben senden muhatap değilim. Ben senden muhatap oluyordum da. Şimdi ben... Yanındaki fırlakla muhatap ol sen. Benim aynı muhatabım aynı kelimeyi sen değilsin. Onu çocuğu da yani... sana yar etmem. Başa çocukları doldurup durma. Anladın mı? Çocukların senin olsun. Ayhan Yılmaz. Siz ikiniz birbirinizi bulmuşsunuz. Benim çocuklarım da sana ne? Bağırma bağırma. Sana ne? Ne bağırıyorsun? Sana ne? Dün sana ne? Canlı yayında Hatice Hanım tebrik çok önemli bir cümle söyledi. Ben Ayhan'ın... Utandığınızdan yüzüme bile bakamıyorsunuz. Yalanları... Benim utanacağım bir şeyim yok Allah aşkına. Allah Allah. İnsan evlenir, iki de evlenir, üç de evlenir. Çıkan kelimelere dikkat. İnsan 20 abla, kere de. Abla yapmasın. Ayhan. Sen seviyor musun bu kızı? Seviyorum. Şimdi telefonları ölümüne alacağım birkaç dakika. Sonuna kadar da bırakmayacağım. Her zaman arkasındayım. Sen korkma. Ben her zaman senin arkandayım. Seni de dikkat et. Seni de dikkat et. Onu ben korurum ben. Onu ben koruyacağım. Koruyamazsın. Sen hangi sıfatla bunu koruyorsun lan? Hangi sıfatla? Eşi misin? Hangi sıfatla? Diyor ki. Hangi sıfatla koruyorsun sen? Ali amca. Onu kızım ben korurum. Ali amcacığım. Sen haloğlundan koruyabildin mi onu şiddet... Düzelttin. Kızını şiddet görürken koruyabildin mi? Ben gerekeni yaptım. Aldım getirdim. Şimdi sen nikahı dini nikah olarak kabul ediyorsun, akrabana verdin. Değil mi? Senin nikah ama tarafın o. Ama geri çektim aldım, kızım durmadı gitti. Hayır, o da diyor aldım, ki aldım. Ben de bu dini nikah kıydım. Bunu kabul eden Ali amca bunu da kabul eder ama ben ya. Onunla resmi nikah kıymak istiyorum. Evet, evet abla. Ben onu kendime eş abla, yapmak istiyorum. Esra abla ben ne diyeyim bak. Ben kızımla gideceğim evine. Abla bunu vermeyecek. Hayır, ben gitmeyeceğim. Vermeyecek hayır. Abla vermeyecek. Hayır, kandırıyor. Burada gitmez. Hayır. Yok burada çıkıyor. Ben babamın yanına gitmem. Ben güvenmiyorum. Yok. Ha, sana hayır, bir kelime. Güvenmiyorum. Niye güvenmiyorsun bana, babana? Vermeyecek. Sana bir kelime okuyayım. Hayır. Bak bütün Türkiye'nin önünde okuyayım. Üstten sen gidersen. Muhtemelciğim. Beni getersen. O geldiğinde. Üstten doğuna çarptırsın annene. Ali Bey bak işin rengi değişti. Yani, evet. Sizin niyetiniz de ortaya çıkıyor. Bak bir kız evladını vermişsiniz 4,5 yıl bütün seceresi önümde kullandığı abla, ilaçlara kadar. Ali Bey lütfen ben sizi dinledim. Bu kızı psikolojik olarak rahatsızlığa iten gördüğü şiddet. Hiç ailenin ismini de falan karıştırmak istemiyorum. Söyle. Sizin sesiniz çıkmamış. Bu kız kayıp olmuş. Kimliği nerede? Sizde. Sizin kimliği tutmaya hakkınız var mı? Kocası dediğiniz adam kalkıp benim eşim kayıp oldu, çocuğumun annesi nerede diye emniyete bile gitmemiş. Aileden bahsediyorsunuz. Nerede aile? Sözde aile. Bitti. Daha önce, 16 yıl önce bu kızı kaybetmek istemiyorsanız
evlendirmeyecektiniz. Nikah yapmıyor mu? Gidecektiniz akrabanızın kapısına. Bu duruşunuzu... O zaman sergileyecek. Orada diyeceksiniz resmi nikah. Resmi nikah olmazsa ben kızımı alır götürürüm diyeceksiniz. Ayla amca. Getirdim, aldım elini. Ayla amcacığım, bu çocuklar, bu çocuklar istese dün nikah kıyabilirler miydi? Kıyabilirlerdi. Ne yapacaktın o zaman? Nikah, gidip resmi nikah kıysalardı. Benim dediğim şartla evlenemez. Benim dediğim şartla gelecek. Ailesi benim yanıma gelecek. Bunun ya gelecek. Ali amcacığım, tek davam bu mu? Davam bu. Benim de bir çevrem var ya. Tamam bak. Usulü bu. Şimdi senin çevrene de buradan sesleniyorum. Ali amcanın çevresine de buradan bir sesleniyorum. Yani çevre dediğiniz şey kız kaçtı, aman gelecek biri onu evden isteyecek demek değildir. Bırak kız mutlu olsun ya. Mı gitsin? Ha? Ben bu adamlar yüzünü görmemişim, kendi görmemişim. Anası kim, babası kim, ne bileyim ben ya. E tamam işte ben sana onların hepsini seceresini dökeceğim diyorum. Bu seceren olmaz. Benim evime geçecek, benim ailem tanıyacak. Herkes koyun koyun tanıyacak. Hangi yüzle geldin la? Bir saniye. Benim de burama kadar doldurdun abla, sen. Şimdi ben de konuşacağım. Için, daha da gelişi Mineciğim daha gelişinden böyle belliydi abla, yani. Abla içerim yolda abla. Doldum. Şimdi ben senin onun üzerine yürümenden korkuyorum. Şaban'ı koruyun diyorum. Sen hamilesin. Sana bir şey olacak diye korkuyorum. Ben abla, şöyle bir kadın değilim ki abla. Oradan oraya sıçrarken ben de oturayım şöyle bakayım diyen abla, bir oturur tamam. musun? Ablam iftira atmasın, olduğu gibi anlasın. Hayatım iftira atmıyor zaten. Benim karım diyor Murat Karakuzu'ya kaçtı diyor. Sen neredesin? Ben Malasağlı şehirdeyim. Kimin yanındasın? Murat Karakuzu'nun yanındayım ablam. İddiası doğru mu? Doğru. 6 ay önce. Evet. Karım bu adamın. Kasım'ın 20'sinde kaçtım. Şimdi biz seninle karşılıklı konuşacağız. Evet. Tamam mı? Sakin. Önce şu öfkeni bir... kontrol et. Abla iftira atmasın. Olduğu gibi anlatsın. Ben burama kadar doldum abla. İftirası. Abla gaziden diye almadım diye kadın sığınma evine. Hayır kadın sığınma evine hiçbir... Bir dakika Mineciğim. Tek tek konuşacağız. Onun da vallahi güvenliğini sağlayın arkadaşlar Şaban'ın da orada. Ben burama kadar doldum. Abla hiç kimse minnacık bir yaşındaki çocuğu alıp da başka şeye kaçmaz abla. Ben bu beni zorladı abla. Aynur, Recep, Gutman benim kardeşim dedi. Kesinlikle hayır. Onları unut. Kesinlikle. Bir dakika onları ben unut. Ben yanındayken sana bir elini bir saçını kelime zarar gelmez. Allah için konuş. Tamam. Senin saçına zarar gelen anında ben karşımda benim olsun. En son elinden tutturacağım. Mine Hanım, halk arasında bir söz vardır. Acemi hırsız ev sahibini şaşırtır ablacığım, diye. Siz öyle yani girişinizden... Siz okumuşuz, ne güzel okumuşuz değil mi? Ha. Şaban Zekin ve çocuk Zekin arasında biyolojik yönden ilişki... Yok, var. Yok mu var mı? Abla merak ediyorum ne olur ayağın altına bir dört söyle ya. Bir dakika. Çünkü biliyorum onu mu boyu çocuğu yüzüne tükürteceğim çünkü. Otur böyle tamam, söyleyeceğim. Söyle. Otur. Çocuğun babası. Çok güzel bir soru sordu. Diyor ki onu terk et. Ben onunla yaşayan bir şehirde olmak istemiyorum. Sen çık 2 dakika çıksana bir baba kız yalnız kalsınlar. Babanın yanına gelmesine sıkıntı yok. Gel. Bizi niye terk ediyorsun? Ben orada kendimi güvende hissetmiyorum. Kızım senin arkanda değil miyiz biz? Ben mutsuzum orada mutsuzum. Ya onunla mutsuzum. Ben orada yaşadıklarımı unutamıyorum. Sus. Bizimle neye mutsuzsun? Çünkü ben orada yaşadıklarım çok. Bizimle neye mutsuzsun? Biz otur. Ne dedik sana? Babacığım otur. Biz ne dedik kızım sana? Annen ne dedi sana? Benim şimdi beni yıkamışsınız diyorsunuz. Ya sen onu unut. Onu tam pek boşan diyor. Benim psikolojim en bozuk anımda. Bu adama ben her şeyimi anlattım size. Kim anlattın? Niye gönderdiniz niye beni? Niye gönderdin? Her hafta geliyor muydun bize? Her hafta geliyordun. Bize hangi sözü anlattın?
Ben mi durumda ha mı? Şunu söyledim bize. Onun bütün yaptıklarını anlattım. Mahkemeye gittik mi? Çıktık mı? Mersin'e gittim mi? Hepsine gittim. Benim sağlık problemlerim vardı. Psikolojim bozuldu. O adamlar beni gönderirken, ben gitmek isterken niye böyle tutmadınız elimi? Niye tutmadınız? Can sen yine... Sen geldi isteyeler geçtin. O zaman niye çıkmadınız? Sen geldin geçtin. Ben de şimdi kendi isteğimle gidiyorum. Niye benim arkamda duruyorsunuz? Niye? Ya ben gidiyorum. O zaman niye durmadınız? Ben bir sefer takip edeyim çocuklarımla dedin. Sen geldin dedin. O zaman beynimi yıkadılar işte. O zaman tutacaktınız, buraya çıkacaktınız ki. O zaman o adam, bunlar benim beynimi yıkadılar diyeceklerdi. O zaman diyeceklerdi bunu. Yine aynı tedavi süreci neyse o yani. Hangi konuda tedavi görmek istiyorsan yardımcı olalım sana. Ben hiçbir tedavi istemiyorum. Benim sağlığım gayet iyi. Ben gitmek istiyorum. Nereye gitmek istiyorum? Biz benimle gideceksin. Ben evimize gitmek döneceğiz. İstemiyorum, gitmiyorum. Benimle gitmek istiyorum. Hayır. Onunla ayrılıyorsun, benimle gidip bizim evimizde yaşayacaksın. Ben git birazcık hani oraya. Babanların yanında kafa dinlesen. Yani bunu ödeyeceğinizi garanti ediyor musunuz? Yani bir kağıt imzalaması haricinde, lazım. Nafaka haricinde ortak harcadığımız bütün masrafları ödemeye hazırım. Çalışarak ufak 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 ödeyeceğim ben sana söz. Ama benden nafaka ben yevmiye 80 lira 50 lira alan bir insanım. Onu da kıt kanaat boğazımdan keseceğim. Ödeyeceğim sana söz. Suat, ama nafaka ödeyemem yani durumum yok benim. Ben sana bir şey diyeyim mi? Her kötülüğü yapmayı bildin, her kötülüğü yapmayı bildin bana karşı. Sen de bana kötülük yaptın Fatoş. Ben ne yaptım? Sen de bana kötülük yaptın. Bir de sen cezaevindeyken... Sen ne istiyorsun sen benden? Suat, böyle gel. Sen ne istiyorsun benden? Maddi, manevi, nafaka. Tamam, hiçbir şey vermiyorum abi, boşama. Bir ömür boyu böyle kalmaya da hazırım ben, tamam. Yeter ablam, yeter. Allah'a ısmarladık. Esra Hanım, bir de biraz da vicdan ya. Allah rızası için vicdan. Şimdi ben kaçan kadınların eşiyle alakalı iddialarını dinlerim. Onların söyledikleri vardır. Kimi doğrudur, kimi abartır, kimi 11 yıl unutmuştur. 11 yılın sonunda aklına gelir, bunu anlarım. Ama mesela şunu ilk defa duydum. Yani yatalak bir adama bana şiddet uyguladı. O yüzden kaçırdı, ilk defa ama duydum. Ama inanmıyoruz Esra Hanım şiddet uyguladığını. Çenesi hiç durmuyordu. Ya sana uygulayan bizi olsun, annesine Allah, niye uygulamıyor diyorum. Niye uygulamıyor? Uygulamadığını? Ya bak. Biz ne biliyoruz? Siz zaten almış mısınız yalana dolana? Esra Hanım. Dinlemesini öğren. Yalana dolana almış mısınız? Şişi çıktı. Kankası çıktı. Esra Hanım bir şey soracağım. Bak sana uygulayan şiddeti annesine de uygular. Niye uygulamıyor diyorum ben. Esra Hanım ben sana bir şey soracağım. Dün ben buradan çıkınca ben mesela havada yıldırım diye bunlar benim arkamdan hakaret etmiş. Tamam. Ben sizden bir şey talepte bulundum mu? Yardım ha, için gelmişsin. Sonra... Hava ayırmaz demiş ki hava iyi yardım ediyorlar diye. Ayşe... Bana söyledi. Allah size iyisin benim hiçbir şeyden haberim bile. Yapma bilelim. Ya. Bir şey talep ettim. Dün yayın dedi. Çıkışında sen buraya yardım hakaret için geldin. Misin? Evet. Hava ayırmaz demiş çıktı. Vallahi, çok güzel yardım ediyorlar demiş. Bak Fatmacığım ben kime Allah yardım ediyorum biliyor musun? Allah senin için konuştuysam Allah burada var ya beni kaldırın. Elçin söylüyor. Elçin Nail'e söylüyor. Sen söylemişsin Nail'i. Nail'e mi söyledi? Evet. Bağlasından Nail'e'yi. Dur ben kime yardım ediyorum onu da söyleyeyim mi? Ben şimdi bunun Bayram'ın bak. Eski eşini boşandığı zaman eski eşine çocuğuna yardım etmem ki. Bayram'ın maşallahı var. İki ev açmış bakıyor. Üç eve de bakar, beş eve de bakar. Bakarım Esra Hanım, Allah aşkına iyi bakarım yani. Ne dedin sen Esra? Ben buna değil oğluma bakarım. Ben bunu, Esra Hanım. Ben buna Allah aşkına iyi olsun. Ben bu yaşıma gelmişim, kimseden sadaka almasın. Fatma Hanım'a sorar mısın? Para getirmedim diyor. He? Getirmedim Fatma tabii. Fatma Hanım'a sor, para getirmedim hangi diyor. Hangi para? Evin eşyalarını neyle almışlar? Daha geleli 20 gün oldu. Neyle düzmüşler yerini? Niye almıyorum? Daireyi neyle düzmüşler? Aldım mı? 10 milyar parası vardı. Sor. Nerede 10 milyar? Ha, koyunları mı sattı? Evet, koyunları sattı. Ya bir işçi parası bulamıyor bu adam. İşçi parası. Sen parayı neden buraya... Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.